Arizona çölünün 3000 metre üzerinde gece göğüne bakarak ayakta duruyor. Dev aynaları 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki ışığı yakalayabiliyor. Onun sayesinde gökbilimciler uzayın çok daha uzak noktalarını görebiliyor. Büyük çift göz mercekli teleskop, gezegenin en büyük optik teleskobu. Ve 300 yıllık mühendislik dehasının en üst noktası. Başarısını teleskop dünyasındaki 6 tarihi gelişmeye borçlu. Newton'un teleskobu 3 santim. Her birinin merkezinde büyük bir teknolojik yenilik yatıyor. Parsons'ın teleskobu 180 santim. Bu yenilikler gökbilimcilerin daha büyük teleskoplar yapmasını sağladı. Tünelin kademelerinde teker teker dolaşarak bu hayret verici optik devlerin arkasındaki öyküleri... Hale'in teleskobu 510 santim. Borshoi teleskobu 600 santim. Ve onların daha da büyümesini sağlayan buluşları ortaya koyacağız. Büyük binoküler teleskop 840 santim. Teleskopların büyükten daha büyüğe, dünyanın en büyüğüne dönüşmesini sağlayan 6 yaratıcı atılımı ortaya koyacağız. Güneş, Arizona çölünde battığında büyük çift göz mercekli teleskop ya da BCT zahmetsizce konumunu alır. BCT, ben David. Gökbilimciler son kontrollerini yapıyor. Gözlem başlamak üzere. Bu gece Dr. Richard Green liderliğindeki bir gökbilimci ekibi evrenimizin öbür tarafındaki galaksilere bakacak. İçlerinde yeni yıldızların, gezegen sistemlerinin oluştuğu kozalara bakabiliyoruz. Yakınlardaki galaksilerin derinliklerine bakabiliyoruz ve oluşmakta olan galaksilerin bileşen parçalarını görebiliyoruz. Bu gözlemler kendi güneş sistemimizin nasıl doğduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Büyük çift göz mercekli teleskop, büyük bir tarihi mühendislik buluş dizisinin en son noktası. Gökbilimcilerin uzayda ne kadar uzak noktaları görebildiğini anlamak için zamanda geriye gitmeliyiz. Öykümüz 17. yüzyıl İngiltere'sinde dünyayı sarsan bir buluşla, yansıtmalı teleskopla başladı. Birinci atılım, ışığı toplamak. Cambridge Üniversitesi 1669. 26 yaşındaki dahi matematikçi evren konusunda düşünmeye başlar. Sir Isaac Newton, yaşamış olan en dikkate değer bilim adamlarından biridir. Kendini bir soruna adayabilen ve bu konuda hiç durmadan kaygılanabilen biriydi. Pek çok insan bir konuda sıkılıp pes ederken, onun sıra dışı bir ısrarı vardı. Ve fizikteki bir takım anahtar sorunlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu sorunlardan biri teleskobun performansıdır. Gökbilimciler güneş sisteminin gezegenlerini incelemek istemektedir. Ama teleskopları bu iş için yeterli değildir. Gece göğünde bu belirsiz uzaklıklardaki nesneleri görebilmek için teleskopların daha fazla ışık yakalamaları gerekmektedir. Ve bunun için daha büyük mercekler gerekmektedir. Merceklerin işlevi bütün ışığı tek bir noktada odaklamaktır.
Ancak daha büyük lensler ilk gökbilimciler için büyük sorunlara kapı açar. Newton bir parça camdan geçen parlak ışığın ışığı büktüğünü ve onu farklı renklere ayırdığını fark eder. Aynı şey cam bir mercekten geçtiğinde de olur. Fakat mercek her bir rengi farklı bir noktada odaklar. Odağın bu çoklu noktaları görüntünün bulanıklaşmasına neden olur. Mercek ne kadar büyürse görüntü odağın o kadar dışında görülür. Isaac Newton Cambridge'deki çalışma odasında bu soruna bir çözüm bulduğuna inanmaktadır. Renklerin bulanıklaşmadığı billur gibi görüntüler elde eden bir teleskop yapmak için bir yol bulmuştur. Sorunlu mercekleri çıkarır ve onların yerine tamamen farklı bir şey koyar. Bu dünyanın ilk yansıtmalı teleskobudur. 1671 yılında genç Sir Isaac Newton tarafından yapılmıştır. Onu Cambridge'deki odasında o günün son derece uygun sıradan malzemeleriyle yapmıştır. Karton tüpler, ayarlamayı yapmak için ahşap bir top. Ama buradaki merceğin yerine bir ayna koyar. Newton'un aynası iç bükey olarak parlatılmış metal bir disktir. Işığı uzak noktalardan tek bir noktaya yansıtır. Daha sonra ikinci bir küçük ayna ışığı bir göz merceğine yansıtır. Işık kalın mercekten geçemediği için renklerde ayrılma ve görüntüde bulanıklaşma olmaz. Newton'un teleskobu ışığı yansıtarak dünyanın en keskin görüntülerini elde eder. Bu teleskop, Ocak 1672'de Kraliyet Cemiyeti'ndeki insanların çenelerinin düşmesine neden oldu. Çünkü daha güçlüydü ve 2 metre uzunluğundaki bilinen teleskoptan daha iyi ve daha net görüntüler veriyordu. Bu noktadan sonra teleskobun gelişim öyküsü merceklerin değil, aynaların büyümesi öyküsüdür. Teleskop dünyasında boyutlar önemlidir. Ayna ne kadar büyük olursa o kadar çok ışık yakalar. Büyük çift göz mercekli teleskopların aynaları mümkün olan en büyük aynalardır. Bu teleskop 2 adet 8,4 metrelik birincil aynadan meydana gelir. Dünyanın üzerine düşen yıldız ışığını toplar, belli bir yerde odaklar, böylece çok uzak noktalardaki çok zayıf sinyalleri yakalayabiliriz. Gökbilimciler aynaları ikili kullanarak çok daha geniş bir görüş alanından 2 katı ışık toplayabilirler. Işık her bir aynanın yüzeyinden tek bir odak noktasına yansıtılır. Her biri 1 milyon dolardan fazla maliyetli bir çift çok hassas dijital fotoğraf makinesi bu ışığı yakalar. Fotoğraf makineleri ışığı bütün tayftan toplamaya çalışmak yerine renklerin sadece yarısını saptamaya ayarlanmıştır. Bu fotoğraflar daha sonra tek bir fotoğraf makinesiyle elde edilecek görüntülerden çok daha kalitelisini elde etmek için birleştirilir. Büyük çift göz mercekli teleskop, Newton gök cisimlerine doğrudan kendi gözleriyle baktığı dönemden ışık yılları ötededir. 1672 yılında Newton'un yansıtmalı teleskobu gökbilimcilerin Güneş sistemimizden ilk net görüntüyü elde etmesini sağladı. Ancak uzayın derinliklerini görebilmek için İrlanda'da 180 santimetrelik Parsons teleskobunu yapan mühendislerin daha büyük aynalar yapmayı öğrenmesi gerekmiştir. İkinci atılım, ayna. ...1839'da İrlandalı gökbilimci William Parsons devasa bir teleskop tasarlamaya başlar. Derin mesafelerin gizemlerinden birini çözmeye faydalı olacağını ummaktadır. Gökbilimciler gece göğünde tuhaf fosforlu bulutlar gözlemlemiştir.
Parsons onların nelerden oluştuğunu bulmak ister. Acaba parlak toz ya da gazlı maddelerden mi oluşuyorlardı? Yoksa tek bir yıldız bile göremediğiniz uzaklıkta ve zayıf bir ışık yayan sonsuz sayıda yıldızdan mı oluşuyorlardı? Peki bu durumda ne yapardınız? Dev bir teleskop yapardınız. Gökteki bu soluk beneklerden ışık yakalayabilmek için Parsons'ın dev bir aynaya ihtiyacı vardır. William Parsons'ın zamanında teleskop aynaları tıraş aynaları gibi iç bükeydir ve elde yapmak çok zahmetlidir. Aynaları uzay teleskoplarına yerleştiren bir mühendis olan Dr. Maggie Aderin Pocock bu konuda kapsamlı bilgilere sahip. Aderin Pocock ergenlik çağından beri kendi teleskop aynalarını inceltiyor. Bu iki cam parçasının arasına aşındırıcı bir toz serpiştirirseniz ve iki yüzeyi bir araya getirip ovuşturursanız ve bunu durmadan yaparsanız iki camın yüzeyi şekil değiştirir. Üstteki iç bükey, alttaki dış bükey olur. Bu şekilde elde yapılan aynalar en kaliteli olanlarıdır. Bunun nedeni hareketin rastgele doğasıdır. Bu düzensiz hareket, en küçük hataların bile zaman içinde düzeltilmesi anlamına gelir. Ve bu mükemmel iç bükey aynaların yaratılmasını sağlar. Ama Parsons'ın aynası elle inceltilemeyecek kadar büyüktü. Bu yüzden bu işi yapacak bir makine tasarladı. Aynaya dönüşecek metalin dönmesi için bir buhar makinesi kullanır. Sonra aynanın yüzeyine aşındırıcı bir disk yerleştirir ve onu bir çift kolla birleştirir. Döner bir tekerlek, inceltme diskini sırayla ileri geri değiştiren bir kolu hareket ettirir. İkinci bir tekerlek bu sabit hareketi bozar. Bu düzensiz hareket insan elinin rastgeleliğini taklit eder. Tamamlanan ayna bu kez bir kartonda değil, 17 metre uzunluğunda büyük bir ahşap tüpün altında çevrilenir. Tüp iki devasa duvarın arasında zincirlerle asılır. Denge ağırlığı tüpün gökyüzüne doğru kolayca kaldırılmasını sağlar. Parsons'ın muhteşem makinesi gökteki gizemli fosforlu bulutlardan birine çevrilir. Toz değil, yıldızlar görür. Bugün Andromeda Nebulası'na baktığını biliyoruz. Bu, milyarlarca yıldızdan oluşan bizimkine komşu bir galaksidir. William Parsons'ın teleskobu 20. yüzyılın başlarında ve elbette zamanımızda dev teleskoplar yapılması için büyük uyarıcı oldu. Yıl 1997. Büyük çift göz mercekli teleskobun devasa döner çevrim binası Arizona Üniversitesi'nin 240 kilometre ötesinde inşaat halindeyken 8,4 metre genişliğindeki aynaların yapımıyla görevli ekip aynalara parabol adı verilen özel kavisli bir şekil vermenin yolunu aramaktadır. Camı parabol haline çevirmek basittir. Cam önce eritilir, sonra çevrilir. Burada elimde aynanın eriyik camını temsil eden su var. Ve şimdi onu yavaşça çevireceğim ve dönüşü hızlandıkça merkez kaç kuvvetiyle sıvının bir kısmı dışa çekilecek. Ve güzel bir parabolik şekil elde edeceğiz. Ve işte parabolik şekli elde ettik. Bunu daha büyük ölçekte yapmak için ayna laboratuvarındaki teknisyenler 21 ton camı koyacakları dev bir döner ocak yapıyorlar.
Cam uzmanları her bir ithal Japon camını kusurlar için kontrol etmek zorunda. Ocak camları eriyene kadar ısıtıyor. Bu arada içerik dakikada 7 kez çevriliyor. Merkez kaç kuvveti eriyik camı bir parabole dönüştürüyor. Cam soğurken bu şeklin korunması için çevirme işlemi 12 hafta daha sürdürülüyor. Sonra mükemmel bir yüzey yaratmak için aynalar parlatılıyor. Parlama cihazı bugün bile insan elinin rastgele hareketini taklit etmesi için tasarlandı. Normalce bunu elde yaparsanız, amatör bir teleskop yapımcısıysanız, elinizde iri kum bulunur ve mümkün olduğunca pürüzsüz kılmak için yüzeyi ovarsınız. Ve bu parlatma cihazı aynı şeyleri yapıyor. Aynanın yüzeyine tatbik edeceğiniz pedlere sahiptir ve aynayı ovar. Bu çalıştırıcılar alttaki yüzeyin şekline an be an değiştiren farklı miktarlarda güç uygular. Bu her bir ped camın yüzeyine temas ettiği sırada an be an az çok farklı güç ve hücum açılarıyla bastırması anlamına gelir. Son aşamalarda parlatma cihazı disk üzerinden her geçişinde sadece 100 atom kalınlığındaki cam tabakasını kaldırır. İşlemi tamamlamak için ince bir alüminyum tabakasının her bir diske uygulanması gerekir. Böylece yansımalı yüzey yaratılır. Mühendisler cam diski dev bir cam fanusun içine yerleştirir. Kuvvetli pompalar vakum yaratmak için fanustan bütün havayı çeker. Fanusun yanındaki krozeler küçük miktardaki alüminyumu aşırı derecede ısıtır. Sıvı buharlaştıkça alüminyum molekülleri haznenin içine süzülür ve camın yüzeyinde sıvılaşır. Vakum, kusursuz yansıtıcı bir ayna yaratılması için moleküllerin tüm yüzeyde eşit olarak yayılmasını sağlar. Aynalar ilk kaplandıklarında teleskoba giren ışığın %90'ını yakalayabilir. Bu aynalar 4 yıllık çevirme, parlatma işlemlerinden ve denemelerden sonra hazırdır. Sonuç inanılmazdı. Mükemmel şekilden sapma yaklaşık 25 nanometreydi. Bu da 1 santimetrenin 2,5 milyonda biridir ve bu durum Atlas Okyanusu'nun bütün okyanusta 2,5 santimetreden yüksek dalgaları olmaması gibidir. Yani çok güzel bir yüzey. Onu gökyüzüne yerleştirdiğimizde ne kadar güzel olduğunu hep beraber göreceğiz. ...1845 yılında Parsons'ın teleskobunun içindeki aynalar onun galaksideki en soluk yıldızların bile bir anlık görüntülerini yakalamasını sağladı. Ancak daha uzak yıldızların daha detaylı incelenmesi için Kaliforniya'da 250 santimetrelik Hooker teleskobunu yapan gökbilimcilerin yıldızlar gece göğünde hareket ederken onları izlemenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Üçüncü atılım, takip. 20. yüzyılın başında gökbilimciler çok uzaktaki en kuvvetli teleskopla görüntülendiğinde bile insan gözünün net bir şekilde göremeyeceği kadar soluk yıldızlardan ışık yakalamaya çalışır. Onları görmenin tek yolu fotoğraflamaktır. Gökbilimciler için en büyük zorluk bu sönük ışık beneklerini bir poz çekmeye yetecek kadar uzun süre kadrajda tutabilmektir.
Sorun, dünyanın sürekli dönmesi, yıldızların da göreceli olarak hareketsiz olmaları yüzünden gece göğünde geçiyormuş izlenimi vermeleridir. Ve tek bir yıldız üzerinde sabit kalmak çok zordur. Mühendisler bir plan yapar. Teleskoplarını döner bir çerçeveye asarlar. Dünya döndükçe çerçeveyi ters yönde çevirirler. Bu hareket teleskobun gece göğünde tek bir noktaya kilitlenmesini sağlar. Ancak teleskop tasarımcılarının çerçevenin döndüğü hızı dünyanın dönüşüyle mükemmel şekilde uyumlu kılması gerekir. Gökbilimcilerin şansına dünyanın hareketiyle uyumlu bir şekilde çalışan hali hazırda bir makine vardır. Gezegenin her dönüşünde bir saatin akrebi saatin kadranında da iki kez dönmektedir. Böylece 1906'da Hooker teleskobunun tasarımcıları aletlerini döndürmek için bir saat mekanizması kullanmaya çalışır. Onu 5,5 metre çapındaki dev bir çarkı yürütmek için kullanırlar. Bu çark, 100 tonluk teleskobu dünyanın dönüş yönünün tersine kusursuz bir kesinlikle çevirir. Hooker teleskobunun fotoğraf makinesini kullanarak en inanılmaz görüntülerden bazılarını yakalayan kişi Edwin Hubble'dır. Andromeda nebulasını gösteren bu fotoğraf, evren anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Hubble, nebulanın yaklaşık 1 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu hesaplar. Galaksimizin bir parçası olamayacak kadar uzaktadır. Kendine ait bir galaksi oluşturması gerekmektedir. Hubble, evrendeki tek galaksinin bizimki olmadığını, galaksimizin milyonlarcasından biri olduğunu kanıtlayan ilk kişidir. Arizona'daki büyük çift göz mercekli teleskopta dağ zirvesindeki çevrim binası artık tamamlanmıştır. Ancak iki dev aynanın yerleştirilmesinden önce ekibin teleskobu kusursuz bir kesinlikte hareket ettirmesine olanak sağlayacak mükemmel yerleştirmeyi yapması gerekir. Bu işte genellikle mil yataklarının arasına konan kayganlaştırıcı bir yağ kullanılır. Doktor Andrew Shidlow bu işlemi gösteriyor. Elimde iki cam levha var ve bunlar gerçek mil yataklarını temsil ediyor. Üst üste duran iki cam levhanın üzerine 5 kiloluk ağırlık koyuyorum ve birbirlerine değiyor. Bu 5 kiloluk ağırlığı biraz güç uygulayarak hareket ettirmeye çalışıyorum. Çubuğun önce eğrildiğini ve ardından kırıldığını fark edeceksiniz. Şimdi deneyi iki cam levhanın arasına birkaç damla kayganlaştırıcı yağ koyarak tekrarlayacağız. Cam levhayı şimdi üstüne yerleştirirsem yağın çok ince bir film halinde yayıldığını göreceksiniz. Ağırlığı şimdi koyuyoruz ve itmeye çalışıyoruz. En hafif hareketle bile kaydığını ve düştüğünü görüyorsunuz. Yani prensip bu. Molekülleri bir arada tutan devasa güçlerle çok ince bir yağ tabakası. Bu güçler çok büyük mekanik ağırlıklara direnebilir ve böylece mil yatakları iş görebilir. Fakat büyük çift göz mercekli teleskobun ağırlığındaki bir şey yağ tabakasını taşırabilir. Bu yüzden mühendisler C şeklindeki çerçeveyi 4 büyük pedin üzerine yerleştirir. Yağı yukarı teleskoba doğru püskürtmek için yüksek basınçlı püskürtme cihazları kullanırlar. Bu işlem dışarı taşan yağı sürekli takviye eder. Ve teleskobun üzerinde kayabileceği ince kaygan bir tabaka oluşturur. ...1917 yılında Hooker teleskobu hassas takip özelliğiyle evren hakkında gökbilimcilerin hiç aklına gelmeyen sırları ortaya koydu.
Ancak daha ileriyi görme arayışındaki gökbilimciler kent ışıklarının üzerine çıkmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Dördüncü atılım, aynanın taşınması. ...1920'lerin sonunda Edwin Hubble hala uzak galaksilere olan mesafeleri ölçmektedir. Ve tuhaf bir şey fark eder. Görünüşe göre yıldızlar birbirinden uzaklaşmaktadır. Bu, evrenin genişlediğini akla getirir. Gökbilimciler Hubble'ın teorisini analiz etmeye yetecek büyüklükte bir teleskop yapmaya karar verir. Bu teleskop, diğerlerinde bulunanların iki katı büyüklükte bir aynaya sahip olacaktır. Birleşik Devletler'de aynayı yapabilecek uzmanlığa sahip olan tek bir cam fabrikası vardır. Ancak fabrika Amerika'nın doğu kıyısındadır ve bu bölge bir teleskobu yerleştirmek için uygun değildir. O dönemde tıpkı bugünkü gibi New York gibi kentlerin parlak ışıkları gökyüzünde bir parıltıya neden olur. Ve bu ışık kirlenmesi yıldızların görünmesini zorlaştırır. Tasarımcılar sonunda mükemmel yeri bulur. Amerika'da herhangi bir yerde kentin ışıklarından çok uzaklarda en karanlık ve berrak göklerden birine sahip bir dağ. Tek sorun, bu dağın Kaliforniya'da, New York eyaletindeki cam fabrikasından 3000 kilometre uzakta olmasıdır. Mühendisler aynayı Amerika'nın öbür ucundan getirmenin bir yolunu bulmalıdır. Çok büyük bir lojistik çalışmasıydı. O koca şey çok ama çok ağırdı ve muhtemelen o zamana kadar yapılmış en iddialı cam parçasıydı. O günlerde seyahatler elbette ki demiryoluyla yapılıyordu. Ancak düz yerleştirildiğinde 5 metre genişliğindeki bir yükü taşıyacak vagon yoktur. Aynayı ayakta yerleştirmek de çok yüksek olmasına neden olacaktır. Tasarımcıların aynayı vagona dikey olarak yerleştirmeleri için aşırı yüksekliği azaltmaları gerekir. Tekerlekleri 18 santimetreye indirirler. Sonra vagonun ortasına diskin rayların hemen üzerine oturacağı şekilde bir boşluk yaparlar. Sarsıntıları emmesi için vagona lastik döşerler. Ve bu çok ağır vagonun devrilmesini engellemek için çelik ağırlıklar koyarlar. Mühendisler bu tehlikeli yolculuğa artık hazırdır. Kıtayı geçerken insanlar neyin geçtiğine bakmak için kümeler halinde toplandı. İnsanlar bu büyük gösteriyle, Amerikalıların ortaya çıkardığı bu dahiyane parçanın kıtayı geçişiyle büyülendiler. Fakat teleskoba adını veren gökbilimci kısa süre sonra fikirlerini açıkladığında ayna karşısında herkes büyülenmez. Büyük aygıtın hamisi olan George Ellery Hale bir Amerikan gazetesine bu teleskopla zamanda oldukça geriye gidilebileceğini ve ilk galaksilerin görülebileceği yorumunu yaptı. Yaratıcının ayak izini görebilirdiniz. Evreni, Tanrı'nın eserinin başlangıçlarını görebilirdiniz. Ne yazık ki ülkenin öbür ucuna götürülürken bu fikirden hoşlanmayan çok küçük tutucu gruplar vardı. Demiryolu mühendisleri ayna ülkenin öbür ucuna giderken fanatiklerin ona ateş etmelerinden kaygılanır. Bu yüzden onu 6 milimetre kalınlığında çelikten mermi geçirmez bir kılıfla korurlar. Devasa ayna 1948 Haziran'ında binasına sağ salim ulaşır.
Gökbilimciler onu Hubble'ın evrenin genişlemesi teorisini analiz etmek için kullanır. Hale teleskobunun bize söylediği belki de en önemli şey, evrenin büyük bir patlamadan sonra başlamış olabileceğiydi. Teleskop bize bütün yıldızların tek bir noktadan hareket ettiğini göstermeye yetecek veriler toplar. Bu, var olan her şeyin tek bir noktada başladığını ve sonra tufansı bir olayın her şeyi dışa doğru ittiğini akla getiriyor. Bu olaya büyük patlama adı verildi. ...23 Ekim 2003. Büyük çift göz mercekli teleskopta bulunan gökbilimciler devasa aynaların gönderilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Hale'in büyük diski kadar uzun bir yoldan gelmemekle birlikte aynaların yine de 3000 metreden fazla yükseklikteki bir dağın zirvesine taşınması gerekiyor. Bu yolculuk da sabote edilme tehlikesine sahip. Fakat bu kez tehdit aşırı dindarlardan değil, çevrecilerden geliyor. Bir Birleşik Devletler Ulusal Ormanı'nın ortasında bulunuyoruz. Ve ulusal bir ormanın sınırlarına girdiğinizde çok amaçlı topraklar yazıyor. Ve görünüşe göre farklı grupların bu dağın kullanımının nasıl olması gerektiği konusunda farklı görüşleri var. Militan bir çevreci grup teleskobun ulusal ormanı kirlettiğini iddia ediyor. Öfkeleri birdenbire bir yere odaklanıyor. Ayna konvoyuna. Polis korumaları değerli yükü dağın eteğine kadar takip ediyor. Ancak oraya vardıklarında ekip en büyük engelle karşılaşıyor. Zirveye çıkan yol dar ve dönemeçlerle dolu. Ayrıca yol kenarlarında da ağaçlar var. Taşıyıcılar yolu rahatlatmak için tek bir ağaç bile budayamıyor. Aynayı 60 derecelik bir açıyla yerleştirirlerse yükün ağaç gövdelerinin arasından geçebilecek kadar daraldığını ve sarkan dallardan kurtulacak kadar alçaldığını hesaplıyorlar. Ancak önlerindeki tehlikeli tırmanışla bu riskli açı kendi başına sorunlar oluşturuyor. Böyle yüksek bir ağırlık merkeziyle en küçük bir eğilme bile yükün devrilmesine, ağaçların yıkılmasına ve 10 milyon dolarlık aynanın yok olmasına neden olabilir. Römorku dengede tutabilmek için ekip her bir kamyon tekerleğine hidrolik pistonlar taktı. Bu onlara dik yolu çıkarken römorkun açısını ayarlama ve aynayı her zaman doğru açıda tutma olanağı tanıyor. Ayna zirveye yaklaşırken rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaşıyor. Ancak ekip mücadele ediyor ve binaya sağ salim ulaşıyor. Hazır olduklarında 3 günde çelik ayna hücrelerini ve her bir öncelikli aynayı getirdiler. Ve her şey mükemmel bir duruma geldi. Bu gerçekti. Etkileyici bir mücadeleydi ve iyi karşılandı. Bu süreçte tek bir ağaç bile hasar görmedi. Yüksek alanlara çıkmak, gökbilimcilere daha berrak bir gece göğü sağlar. Ancak yüksek irtifada dondurucu gece sıcaklıkları hassas cihazlarında hasar yaratabilir. Bu yüzden yeni teleskoplarını öncekinden yüksek bir yere yerleştirmek için Sovyet mühendislerin bu soruna abartısız bir çözüm bulmaları gerekmektedir. 5. atılım, ısı. 1966 yılında Amerika'daki Hale teleskobu hala dünyanın en büyük teleskobudur ve bize evrenin rakipsiz görüntülerini verir.
Sovyetler Birliği altta kalmamak için Bolşoy teleskobuyla daha büyük, daha yüksek ve hatta daha uzakta bir teleskop yapmak ister. Rusya'nın güneyindeki Kafkasları seçerler. Ancak burada gece sıcaklıkları -10 dereceye kadar düşmektedir. Teleskop binasının kalın metal duvarları akşamüstü güneşinin ısısını içeriden engellerken cihazı sıcak tutar. Ancak gözlem için kapılar açıldığında soğuk hava içeri girer ve ısının düşmesine neden olur. Bu da aynayı soğutur ve aynanın büzülmeye başlamasına, mükemmel yüzeyin bozulmasına ve görüntünün bulanıklaşmasına neden olur. Doktor Maggie Adrian Pocock, değişen ısıların gökbilimcilerin okumalarını nasıl bozabildiğini anlatıyor. Burada aynamı temsil eden bu meyve kabı var. Bu yüzeyde bir parabol yapacağım. Ve bunun için vakum uygulayacağım. Bu kavisli şekil teleskoptaki aynayı temsil ediyor. Milyarlarca kilometre ötedeki yıldızlardan ışık alıyoruz. Bunları bu lazerler temsil ediyor. Bunları çeviriyorum. Bunları parabolik aynaya yansıtıyorum. Ve ışığın odak noktasına düzgün şekilde aldığımı görüyorum. Şu perdeyi yaklaştırıyorum. İki ışık noktasını birlikte teleskoba odakladım. Böylece net bir görüntü elde ediyorum. Sorun aynaya biraz ısı uyguladığımda bu iki ışık noktasının odaklarını kaybetmesi ve ayrılması. Bu durum bulanık bir görüntü veriyor ve bunun gökbilime faydası yok. Şimdi ısıyı teleskoptan uzaklaştırıyorum. Bu akşam kubbenin açılması demek. Fakat iki ışık noktası hala ayrı. Çünkü düzelmesi uzun zaman alır. Ki bu sadece meyve kabı. Fakat bunu 6 metre çapındaki bir teleskoba göre düşünürsek, bu iki ışık noktasının odak noktasına dönmesi için uzun bir zamandan söz ederiz. Ve bu durum teleskopta tecrübe ettiğimiz sorunlardan biri. Sovyet mühendislerin Bolşoy teleskobunda bu sorunu çözmeleri için aynalarının ısısını sabit tutmaları gerekmektedir. Kubbenin yan tarafında soğutma birimleri kurarlar. Vantilatörler görece olarak sıcak olan gündüz ısısını emer ve soğuk gaz içeren borulara verir. Bu işlem havayı gece ısısına düşürür. Daha sonra pompalar soğuk havayı kubbeye iter ve akşamları bina açıldığında ısıyı dışarıdaki koşullarla uyuşması için düşürür. Arizona'daki büyük çift göz mercekli teleskopta bulunan gökbilimciler, Rus meslektaşlarıyla aynı kaygıları taşımaktadır. 3100 metrelik bir zirvenin üzerindeyiz. Ve burada karasal Amerikan iklimi yaşanır. Kışın sert bir rüzgarla burası -15-16 dereceye düşüyor. Yazınsa 20 derecelik yumuşak bir hava oluyor. Mühendisler binanın kendini soğutmak yerine aynayı soğutmaya karar veriyor. Aynanın arkasına açtıkları arı kovanına benzer oyukları kullanıyorlar. Bu oyuklara minik püskürtücülerle soğuk hava veriyorlar. Bu işlem aynayı içeriden soğutarak ısıyı sabit tutuyor ve aynanın ön levhasının eğrilmesini engelliyor. Bu işlem ön levhanın, aynanın mükemmel yüzeyini oluşturan 2,5 santim kalınlığındaki cam levhanın çok kısa zamanda çevresiyle dengede olmasını sağladı. ...1975 yılında havalandırmalı aynalar Bolşoy Teleskobu'ndaki gökbilimcilerin en soğuk gecelerde bile hatasız gözlemler yapmasını sağladı.
Artık evrenin mükemmel görünüşüne ulaşma yolunda tek bir engel kalmıştı. Gökbilimcilerin büyük çift göz mercekli teleskobu yapmak için dünyanın yoğun atmosferi içinde bir yol açmanın yolunu bulması gerekiyordu. Altıncı atılım, atmosfer. Gece göğe baktığımızda sıkça yıldızların yanıp söndüğünü görürüz. Bu bizim için çok güzeldir ama gökbilimciler için büyük bir derttir. Yanıp sönmeye atmosferik türbülanslar neden olur. Işık havadaki sıcak ceplerde soğuk ceplerden daha hızlı hareket eder. Bu da yanıp sönmeye neden olur. Burada bu düz aynadan bu karta yansıyacak lazer var. Şimdi lazeri açıyorum. Düzgün, sabit bir ışık görüyorsunuz. Şimdi biraz türbülans uygulayalım. Maggie, sıcak hava cepleri ya da türbülans yaratmak için ışığın geçtiği yolun altına alev yerleştiriyor. Işık noktasının artık sabit olmadığını görüyoruz. Hareket ediyor ya da yanıp sönüyor. Ve bu gökbilimcilerin yüzleştiği bir sorundur. Yıldızlardan gelen ışık demeti dalgalar gibi seyahat eder. Bu dalgalar her zaman paraleldir ya da faz şeklinde ilerler. Işık dalgaları atmosfer olmadan teleskoba faz şeklinde ulaşacaktır. Teleskop aynalarının yıldızın görüntüsünü billur netliğinde yakalayabilmesi için ışığı odaklayabilmeleri gerekir. Bununla birlikte bir ışık dalgası şeridi dünyanın atmosferine girdiğinde sıcak hava alanlarından geçen dalgalar hızlanırken soğuk havadan geçenler yavaşlar. Bu, yerdeki teleskoplara ulaştıklarında aynı zamanda aynı noktadan geçmemeleri anlamına gelir. Ve bu durum görüntünün bulanıklaşmasına neden olur. Teleskop tasarımcıları gözlem evlerini dağların üzerine yerleştirmelerinin dünyanın atmosferinin neden olduğu sorunları yarı yarıya çözdüğünü kısa zamanda fark etti. Gökbilimciler sorunu radikal bir hareketle tümden çözmeye karar verdi. Ve Hubble teleskobunu taşıyan Discovery uzay mekiğinin kalkışını izliyorsunuz. Ve bir uzay roketine bir teleskop bağladılar. Uzaya neden bir teleskop yerleştiririz? Gerçek nedeni bütün atmosferik ve karasal müdahalelerden uzaklaşmaktır. Saf vakum koşullarında çalışır ve her zaman mükemmel görüşünüz olur. Mühendisliğin değeri budur. Siv ayrılması için beklemede. 1990'da uzay mekiği Discovery, Hubble uzay teleskobunu yörüngeye taşıyor. Discovery'nin hızı saniyede 1310 metre. Dünya yüzeyinin 500 kilometre üstünde süzülen Hubble, atmosferden ve yarattığı bozulmalardan uzakta. Küçültülmüş bir aynası olmasına rağmen Hubble uzayın derinliklerinin nefes kesici görüntülerini elde ediyor. Gökbilimciler tek bir önemli fotoğraftan boş görünen bir gök parçası üzerinde teleskoplarını incelikli bir şekilde çalıştırabiliyorlar. Sonra neredeyse 1 milyon saniye sürecek bir kare için fotoğraf makinesinin objektiflerini açıyorlar. Sonuç bu. Görünen evrenin şimdiye dek çekilmiş en derin görüntüsü. Burada görünen her biri 10 milyar yıldıza sahip, 10 bin galaksiden oluşan bir boşluk. Ancak reddedilemez niteliklerine rağmen Hubble'ın ciddi bir kusuru var. Cihazlarından biri yörüngede bozulursa, mühendislerin onu onarması için bir mekik göndermesi gerekiyor. Pek ideal bir durum değil. Mükemmel bir teleskop karada üstlenmiş olabilir ve bir şekilde çalkantılı atmosferden gözlem yapabilir. Büyük çift göz mercekli teleskobun mühendisleri yerden uzayın derinliklerinin billur gibi görüntülerini elde etmek için tesadüfen bir yol bulduklarını düşünüyor. Fikirleri ışığın atmosfer tarafından bozulduğu mesafeyi ölçmek ve bu etkiyi yok etmek için bilinçli bir şekilde ikinci bir ayna setiyle bozulmayı deforme etmek.
Bu küçük aynalar ana teleskop aynalarının üzerine oturacak. Bunların arkasında yüzlerce motorlu piston yer alacak. Üzerlerine düşen ışık dalgalarını yeniden sıraya koymak için aynanın yüzeyini hafifçe ittirip çekecekler. Işık dalgaları sekerek fotoğraf makinesi objektifine odaklandığında son derece paralel olacak ve faz şekline geri dönecek. Büyük çift göz mercekli teleskop bu sayede Hubble Uzay Teleskobu'ndan 10 kat daha net görüntüler elde edecek. Bu sistem yerleştirildiğinde gökbilimciler atmosfer sanki şimdiye dek hiç var olmamış gibi gözlem yapabilecek. Sadece uzaklardaki yıldızları değil, çevrelerinde dönen yıldızları da görebilecekler. Gökbilimciler bu uzak dünyaları inceleyerek gezegenimizin nasıl oluştuğunu ve dünyada yaşamın nasıl başladığını öğrenmeyi umuyor. Büyük çift göz mercekli teleskop bilimin gerçek mucizelerinden biri. Geçmişin yenilik ve cesaretine teşekkür borçlu olan bu teleskop evrenimizin en büyük penceresi.